Şu anda YouTube kanalımda ya da sosyal medyamda genelde beni takip eden insanlar genç girişimciler, kendi işine sahip, kendi işinin patronu olmak isteyen, özgür olmak isteyen, pasif gelir elde etmek isteyen, işte network yapan ya da dijital pazarlama yapmak isteyen girişimciler var. Siz kendi tecrübe balkonunuzdan bu genç insanlara ne tavsiye edersiniz? Ya da şöyle sorayım. Şu anda işte atıyorum siz sanırım 40 yaşlarına geldiniz. Bundan 20 sene önceki Yavuz'a ne tavsiye ederdiniz? Yani bir 18-20'li yaşlardaki gençlere bu sektörle alakalı, günümüz gelişen teknolojilerle alakalı, girişimcilik fırsatlarıyla alakalı neler tavsiye edersiniz? Yani tavsiye etmek istediğiniz en azından 3 tane en önemli tavsiye ne olabilirdi mesela? En çok zorlandığım soru şekli budur. 3 tane tavsiye dedin mi ben kilitlenir kalırım. Tamam 5 olabilir, 1 olabilir fark etmez. Yani sizin hayatınızda böyle etki almış ya da bizim genç girişimcilerin etkilenebileceği ya da işte şu anda belki farkında olmadığımız ama ciddi anlamda önemli olan bir şeyler vardır sizin gördüğünüz. Okey. Şimdi genç yaşta hiç fark etmez. Bu arada 45 yaşındayım. Ocak 25 Ocak'ta 46'ya dolduracağız. Benim dostlarımıza, arkadaşlarımıza her zaman tavsiyem, kısa vadede kazandırır gibi görünen her şey uzun vadede kaybettirir. Her zaman planlarınızı uzun vadeli yapın. Konu network marketing ise, konu dijital pazarlama ise, internet yaza herhangi bir işse hiç fark etmez. Bir business modelinden bahsediyorum. Kararınız her zaman ömürlük olsun. Ömürlük çalışın. Ömürlük kararlar alın. Ben bu işten 3 senede, 5 senede, 10 senede ne kazanırım değil. Ben bu işten ömür boyu ne kazanırım? Benim kurmuş olduğum bu ticari düzenek bir ticari hesap. Benden sonraki nesillere ne kazandırır? Çocuklarıma, torunlarıma ne kazandırır? Onların torunlarına ne kazandırır? Artık böyle bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü artık internet dediğimiz şey bir kaldıraç. Kaldıraç etkisine sahip bir şey. Sen bir video serisi hazırlamışsındır. 500 tane videodan oluşuyordur ve inanılmaz bir düzenektir o. Gelir geri getiren cash flow dediğimiz nakit akışı üreten bir düzenektir. Bugün dünya değiştirmiş olsan o düzenek senden sonraki nesillere kazandırmaya devam eder. Her zaman karar ömürlük olmalı. Bu önemli bir öneri. 2. Tahammül etmesini öğrenmelisiniz. Genelde insanlar aceleci davranarak kısa vadeli sonuçlar peşinde koşarlar. Uzun vadeli sonuç elde edemezsiniz. Tahammül etmek zorundasınız derken şunu kastediyorum. Bugüne kadar doğdunuz. Annenizden babanızdan bir şeyler istediniz, hayır dediler. Öğretmenleriniz size hayır dedi. Diğerleri tahammül ettiniz, sinirlendiniz. Annenize babanıza da sinirlendiniz. Öğretmenlerinize, üniversitede hocalarınıza, iş yerinde çalışıyorsunuz belki. Patronunuza sinirlendiniz. Tahammül etmek zorunda kalıyorsunuz. İş arkadaşlarınıza, sevmediğiniz insanlarla belki bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Ve tahammül etmek zorunda kalıyorsunuz o insanlara. Hayat böyle devam ediyor. Eğer onlara tahammül ediyorsanız, yani şu anki hayatınızdan önceki hayatınızda bir şeylere veya birilerine tahammül ettiyseniz, size hayatı daha güzel hale, önünüzdeki hayatı daha güzel hale getirecek olan araçlara da tahammül etmek durumundasınız. Bunun adı internettir, bunun adı network marketingtir, bunun adı başka bir şeydir, onu bilemem. Tahammül etmek zorundasınız. Öğrenmeye karşı kendi kendinize sabır göstermek, tahammül göstermek zorundasınız. Tahammül gösterin. Günümüzün araçları kendisine tahammül göstermeye değer araçlar. Geçmişte belki öyle leverage etkisi, kaldıraç etkisi yoktu araçlarda. O kadar belki tahammül beklemeyen araçlardı sizden. Ancak bilin ki günümüzün ve geleceğin araçları size öldükten sonra dahi mirasçılarınıza para kazandırmaya devam edecek olan araçlar. Zenginleştirmeye, hayatı zenginleştirmeye devam edecek olan araçlar. Madem ki böyle bir araçlar var, böyle şey içerisine sarmalıyız onları. Böyle pamuklar içerisinde bakmalıyız onlara, o araçlara. İnternet de bunlardan bir tanesi. Bir diğer önerim, söyledim. İnterneti iyi bir şekilde öğrenin ve buna bütçe ayırın. Ama 1000 lira, ama 3000 lira, ama 5000 lira, ama 10.000 lira, ama bilemiyorum. Tamamen ölçüm için yalnız bütçe ayırmak zorundasınız. Lütfen iyi öğrenin. Sosyal medyayı, benim sosyal medya profilim var Facebook, öyle kafana göre şey yapmayın. Ne derler, öyle paylaşımları yapmayın.
belli bir disiplin dahilinde olmalı bu paylaşımlarımız. Evet, yani mangal seviyorsundur, mangalın başında şey yapıyorsundur, mangalı tutuşturuyorsundur. Bu bir lifestyle'dır, güzeldir, okey, şey demiyorum, paylaşmayın da demiyorum. Ben de paylaşıyorum. Ancak bunun bile içinde bir disiplini olmalı. Ve mutlaka bir profesyonelden destek almanızı şiddetle öneriyorum. Herhalde önerilerim benim bunlar olmalı diye düşünüyorum bu görüşmenin sonunda. Bence klas yerlere parmak bastınız. Yani bunun ötesinde, yani benim beklentilerim de ötesinde çok güzel noktalara değindiniz. Farkında olduğumuz fakat biraz sanki böyle rahat davrandığımız bazı şeylere değindiniz. Yani uzun vadeli düşünmek, tahmin etmek gerçekten aslında herkesin kolay kolay başaracağı şeyler değil. Zaten hani başarılı insanların bazı şeyleri farklı yapıyorlar ya da işte dediğiniz gibi uzun vadeli düşünüp tahmin ettiklerinde başarıyı yakalıyorlar. Bunu yapmayanlar da sanırım yetişemiyor. Ayırdığınız zamandan dolayı ben size çok teşekkür ederim. Sanırım bu ürettiğimiz içerik gerçekten uzun yıllar tabiri caizse fayda sağlayacak. Belki bugün 15'li 20'li yaşlarda olan gençlerin önümüzdeki 3-5 yıl boyunca bile izleyip feyiz alacağı içeriklerden biri olacak. Zaten asıl niyetimiz de buydu. Yani karşı tarafa bir şeyler fayda sağlayabilmek, çünkü siz de ben de kendi alanımızda ciddi anlamda mesailer harcadık. Kaç 10 bin saatler geçti yaptığımız mesleklerde ya da sağ çalışmalarında ve bunun faydalı olacağını umuyorum. Kitabı da buradaydı, kamera karşısına getirmeyi unuttum. Kitabı mutlaka arkadaşlar bu kitapla başlayın ya da ilk 90 gün video eğitimiyle başlayın. 80 tane video var. Yanılmıyorsam 3,5-4 saat mi? Bayağı da uzun, yani 3-4-5 saatlik. 4,5 saat sürüyor yani şu an. Evet, 4,5 saat. 4,5 saat, böyle 15 yılı 4,5 saate sığdırılmış ve çok da böyle afaki bir bütçe de değil, yani bütçe bile sayılmayacak rakamlarla bu tecrübeye sahip olabilme fırsatınız varken buna mutlaka sahip olun. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz, ki umarım beğenmişsinizdir, mutlaka beğen butonuna basarak bu videoyu ekip arkadaşlarınıza ya da faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla mutlaka bu videoyu paylaşın. Bir sonraki söyleşilerde tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Teşekkürler Alişan, teşekkürler herkese. Arkadaşlar sağ olun.